Hüseyin Likoğlu, Kontrollü İtirafçılıktan Kontrollü Mağduriyeti Fethullahçı terör örgütünün mali suçlarıyla ilgili soruşturmalarda görev alan bir uzman, cami derneğinin parasını bile iç eden bir örgüt, milyar dolarların döndüğü borsada neler yapmaz demişti. Son günlerde yaşanan mağduriyet tartışmaları bu uzman arkadaşın yukarıda paylaştığım sözlerini aklıma getirdi. Zira kötülükte şeytana fark atan Fethullahçıların FETÖ ile mücadeleyi kötü amaçlarına alet etmediklerini düşünmek saflığın ötesinde ahmaklık olur. Mağduriyet tartışmaları başka yönlere kaymaya başladı. Sanki bir el mağduriyetlerin araştırılmasının önünü kesmek istiyor. Fethullahçı teröristlerle mücadelede yüzlerce mağduriyet oluşturuldu ve bu bizzat kripto Fethullahçılar eliyle gerçekleşti. Mağduriyet dosyası kapatılmak bir yana sonuna kadar açılmalıdır. 15 Temmuz hain işgal girişiminin yanı sıra örgütün gerçek yüzünü görüp ayrılamayanların kopmasına yol açan bir olaydır aynı zamanda. Darbe girişimi sonrasında gerek kendiliğinden gerekse yargılamalar neticesinde gerçekleri söyleyen onlarca insan çıktı. Kimi yakın zamanda kopmuştu örgütten, kimi 15 Temmuz ihaneti dolayısıyla bu samimi itirafçılar, Fethullahçı kriptoları çok rahatsız ediyordu. Çökmek üzere olan örgüt, kontrollü itirafçılıkla kontrolü ele aldı. Deşifre olan ve olmak üzere olan elemanlarını itirafçı gibi soruşturma makamlarına yönelten örgüt, kontrolündeki itirafçılara gidin şunu şunu söyleyin, şu şu isimleri verin ve pişmanlıktan yararlanın talimatını verdi. Zaten bilinen, tespit edilme aşamasında olan isimler itirafçılara söylendi. Bir de geçmişten beri Fethullahçılara düşman olan bazı isimler sözde itirafçılara söyletildi, işte asıl mağduriyet orada başlıyor. Mağduriyet dosyalarının vereceğim iki örnekten dolayı sonuna kadar araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Bir FETÖ imamı samimi itirafçı oluyor. Onlarca havacı subayın ismini veriyor. Verdiği isimlerden biri hariç diğerleri inkar ediyor. İnkar edenler TSK'da kalıyor, uçmaya devam ediyor. Fethullahçıların katalog evliliğine itiraz ettiği için 2011 yılında örgütün kara listesine giren ve bildiği her şeyi anlatan, anlatmanın ötesinde adeta Fethullahçı hainlere savaş ilan eden pilot ihraç ediliyor. İnkarcıların yalanı uzun sürmüyor. Yeni deliller ortaya çıkıyor, yakayı ele veriyorlar. Ancak onları koruyanlar hala makamlarını koruyor. Fethullahçılara savaş açan pilot, yargılamanın neticesinde ceza almıyor ancak OHAL komisyonu iade talebini reddediyor. Niye mi reddediyor? Çünkü bildiği her şeyi olduğu gibi anlattığı ve FETÖ'nün hava kuvvetleri yapısını çökerttiği için onu ihraç edenler geri dönmesini istemiyor. 2008 yılında sosyal medyada Pensilvanya iblisine ajan diyen, 15 Temmuz gecesi birimine gidip arkadaşlarını örgütleyip darbecilere direnerek gazi olan, MIT'in operasyonuyla elde edilen flash bellekteki FETÖ'cü fişlemelerinde cemaat düşmanı diye fişlenen bir emniyet amiri sözde bayloku var diye ihraç ediliyor. Hemen savcılığa gidip hangi telefonumda baylok var diye sorup bahsedilen telefonu savcıya teslim ediyor. Telefon incelemeye gönderiliyor ve film başlıyor. İnceleme neticesinde telefon temiz çıkıyor. Baylok kullandı denilen tarihte telefon daha satın bile alınmamış. Daha satın bile almadığı telefonda Baylok kullandı diye ihraç edilen emniyet amirinin başlattığı hukuk mücadelesi ayrı bir facia. 3 yıllık mücadelenin ardından beraat alıyor ama sevinci kursağında kalıyor. O da OHAL komisyonuna başvuruyor, aldığı cevap red. Niye mi? Çünkü adını Baylok listesine ekleyip onu ihraç edenler komisyona iadesini istemiyoruz dedikleri için. Şimdi gelelim mağdur edebiyatının perde arkasına. Tıpkı itirafçılık gibi mağduriyet de sulandırılmak isteniyor. Kontrollü itirafçılık gibi kontrollü mağduriyet oluşturulmak isteniyor. Eğer mağduriyet sulandırılmazsa, yukarıda anlattığım iki örnek ve yüzlercesi gibi örnekten yola çıkılarak bu mağduriyete sebep olan kripto fetöcüler tespit edilecek. At izini it izine kimin karıştırdığı ortaya çıkacak. Bunun önüne geçmek isteyenler gerçek mağdurların ve onları mağdur edenlerin ortaya çıkmasını önlemek için suyu bulandırmaya başladı. Açık açık söylüyorum. Mağdur var. Hem de çok mağdur var. Fetullah'a sadece sempati duyup herhangi bir suça bulaşmamış mağdur olduğunu iddia edenlerden bahsetmiyorum. Tam aksine öteden beri Pensilvanya iblisinden ve örgütünden nefret ettiği halde iftiralarla, yalanlarla, kumpaslarla mağdur edilenlerden bahsediyorum. Dolayısıyla mağduriyet iddiaları titizlikle incelenmeli. Mağdurların haklarının iade edilmesiyle yetinilmemeli. Bu mağduriyeti oluşturanlara da hesap sorulmalıdır. Hüseyin Likoğlu Yeni Şafak